dönemde ekonomi yönetimi açısından, doğrudan Mehmet Şimşek açısından da soruyorum aslında hocam. Yapılması gerekenler iktidara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğinde hükümete o adımları attırabilmek kolay mı olacak, zor mu olacak? Bir, Mehmet Şimşek'in yeni bir açıklaması var bugün. Ben her iki konuğumdan da genel bir değerlendirme rica edeceğim. Evet, Merkez Bankası faizi arttırdı, 40'a çıkardı. Beklentilerin üzerinde oldu ama önümüzdeki dönemde iş kolay değil. Özetle durum böyle. Şimdi yönetmemden rica edeyim. Dövizi getirene ek vergi indirimi, Mehmet Şimşek'in açıklaması. O önemli bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi şöyle söylüyor. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracağız. İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Hocam önce sözü size bırakayım çünkü sosyal medyada... Olcay Bey'i bırakın, ben şarj aletimi almak zorundayım. O sırada şarjımı tamam hocam, alayım. Olur tabii. O zaman siz de böyle kısacık bir şey verelim, zaman tanıyalım. Şarjınız aman bitmesin telefonunuzun. Olcay ne diyorsun? Şimdi dövizi getirene ek vergi indirimi, bakanın açıklaması. Şöyle yorumlar gördüm ben. Yine bazı ekonomi gazetecileri, ekonomistler yazmışlar. Vergi kaçırana vergi indirimi diye. Bilmiyorum. Nedir detayı bu işin? Şimdi Buket, az önce söyledik. Türkiye'nin dış kaynağı ihtiyacı var. Hem de çok ciddi miktarda ciddi bir borç yükü var ve çevrilmesi, kısa vadede örneğin çevrilmesi gereken dış borç yükü bir yılda 211 milyar dolar. Şimdi iktidar, özellikle Mehmet Şimşek geldiği günden bu yana sürekli yurt dışında. 52 bin kilometreydi herhalde, bir hesaplama yapmışlar. Geldiği günden bu yana gerek Körfez, gerek Amerika, gerek Avrupa, gerek İngiltere'ye yaptığı seyahatlerin toplam uzunluğu. Bu ne için yapıyor? Yurt dışından kaynak getirmeye çalışıyor. Ama bu kez geçenlerde Ankara'da bir üniversitede Profesör Doktor Hakan Kara, Merkez Bankası'nın baş ekonomistiydi. Onun bir sunumu vardı. Son derece çarpıcıydı. Aslında 2000'lerin başında işte Türkiye yatırım yapılabilir ülke olmuştu. Neden? Uygulanan ekonomik programın bir sonucu olarak. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sınıfında değil. Tam tersine. Şimdi Hakan Kara'nın tespitiyle devam etmek isterim. Hakan Hoca'ya göre Türkiye'nin yeniden 2000'lerin o başındaki gibi yatırım yapılabilir ülke düzeyine gelmesi için en az 10 yıla ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani 2024'e giriyoruz. Demek ki 2034. Uzun yıllar Merkez Bankası'nı yönlendiren bir iktisatçı, ekonomisi olduğu göz önüne alındığında, Türkiye'nin saygın bir ekonomisti, sözlerini ya da tespitini göz önüne de bulundurmamız gerekiyor. Zira ben zaten acaba yabancı yatırımcı gelir mi diye ilgili sektörlere, Hazine Maliye Bakanlığı, Enerji, Ulaştırma, Telekomünikasyon, buralara bakıyorum. Devlet düzeyinde bir takım görüşmeler oluyor. Ama bu görüşmelerin hiçbirisi şu anda somut, sonuçlanmış bir yatırıma dönmedi. Zaten bunun olabilmesi için işte kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği reytingler falan da, notlar, puanlar da belli. Dolayısıyla yatırıma ya da finansmana ihtiyaç var. Mehmet Şimşek de bunu olabildiğince sağlayabilecek bir takım adımlar atmaya çalışıyor. Bu adımların sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ama en önemlisi yine söylediğimiz gibi güven. Ve evet, bu güveni pekiştirecek olan da sadece faizler değil Buket. Aslında bu anlamda yapılacak yapısal reformlar. Bunların başında da kanımca hukuk sistemindeki düzenlemeler geliyor. Zaten son zamanlarda hukuk alanında, adalet alanında bütün vicdanları yaralayan kararlar peş peşe geliyor. Bu da yatırımcıyı doğal olarak etkiliyor. Türkiye'ye gelecekse bile gelme konusunda bir takım çekinceleri ortaya çıkıyor maalesef. Evet, bir taraftan da böyle bir durum var. Şimdi... Yani o konunun da çözülmesi öyle bugünden yarın olacak bir mesele değil, kolay da değil. Ona dair de çok fazla aslında işaret almıyoruz. Yani hani adalet, yargı meselesi, arka arkaya iddialar, tartışmalar. Zaten Anayasa Mahkemesi, Yargıtay arasındaki kriz işte hala devam etmekte. Biliyorsunuz Özgür Özel örneğin bunu bir devlet krizi olarak nitelendirmişti. Şimdi faiz 500 baz puan arttı. Bu artışla birlikte %40'a çıktı.
kredi kartı faiz oranı yıl sonuna kadar sabit tutuldu. Belli ki bundan sonra bir kez daha belki biz bir benzer yükseliş görebiliriz. Sonrasında artık bu sürecin de yavaş yavaş sonuna geldiğini Merkez Bankası o açıklamasında bizimle paylaştı. Şimdi bir taraftan da hocam hoş geldiniz tekrar. Merhaba, teşekkür ederiz. Bir grafik vardı yönetmenim. Onu da ekrana vermeye hazırlanalım. Özür dilerim, hazırlanalım. Çünkü Mehmet Şimşek'in açıklaması ile ilgili acaba hocamın yapacağı bir ek olur mu? Yani şu dövizi getirene ek vergi indiriminin geldiğinin açıklanması hocam. Mevcut bu tabloda ne manaya geliyor? Yani paraya ihtiyacımız var diyor Mehmet Şimşek Bey. Biraz önce ifade ettiğimiz o cari açıkla ilgili endişelerimizi gündeme taşıyor. Yani ihracatla dövize ihtiyacımız var. Bu tip yöntemlerle, teşviklerle dövize ihtiyacımız var. Bunların hepsinin işte bir şekilde ülkeye katkı sağlaması arzu ediliyor. Mehmet Şimşek Beyefendinin önceliği ülkeye döviz çekebilmek. Çünkü bu ekonomik, eğer döviz gelmeden bu şekilde işi kotaracağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Türkiye'nin eninde sonunda acil olarak sermaye girişine maruz kalması lazım dışarıdan kaynağı. Çünkü biraz önce Olcay Bey Merkez Bankası bilançosundan ihtiyaçları ortaya koydu. Evet. Şimdi o paraların ödenmesi mümkün değil. Öte taraftan ülkenin ihtiyaçları var. Bugün mesela kamuoyuna yansıyan Dünya Bankası'nın araştırmaları var. Yani Türkiye'nin deprem altyapısının oluşturulabilmesi, konutların güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan 500 milyar dolar civarında bir kaynağa ihtiyacı var. Türkiye sanayisinin dönüştürülmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bunların hepsi yapısal problemler ve dışarıdan sermaye girişi olmadan bunları temin edebilmek mümkün değildir. Siz bakmayın siyasetçilerin ortaya çıkıp Almanya bizi kıskanıyor, Batı bizi kıskanıyor demesine. Almanya bizi niye kıskansın? Başını sokacak ev bulabiliyor, can güvenliğini sağlayan. Türkiye'de vatandaş ev bulamıyor. Bugün haberlerinize yansıdı. İstanbul'un durduk bir semtinde, İstanbul daha başka bir yer yok. Ev çöküyor ve kışın ortasında siz sokakta kalabiliyorsunuz. Almanya bunu mu kıskanacak Allah aşkına? Dolayısıyla Mehmet Şimşek Beyefendi ve yeni ekonomik kurmayları bu realiteyi biliyor. Ancak siyasilerin de bir takım sıkıntıları var. Geldiğimiz bu nokta içerisinde AKP iktidarı Türkiye'nin geleceğini garanti altına alabilecek bir ekonomi öyküsü üretemiyor. Bunda sıkıntı çekiyor. Başlangıcı o yüzden geçmişte kıyaslayarak yaptım. Yani daha önce bir TEM diye bir modeliniz vardı sizin. İhracatı teşvik etmek ve Türk lirasının değer kaybını esas alan bir modeldi. Sanki onu siz unuttunuz. Şimdi uçakta yine bir açıklama yapıyorsunuz ki o zaman bilinçliydi TL'nin değer kaybı. Yani AKP'nin müthiş ekonomi kurmaylarının bilinçli olarak yaptığı bir şeydi. Şimdi gelmişsiniz Türk lirasının değerinden bahsediyorsunuz. Bu da ithalatı teşvik etmek için herhalde diye düşünüyorum. Dolayısıyla iktidar yalpalıyor. İktidar ekonomiyi yönetemiyor. Çünkü böyle bir donanımı yok. Dayadılar millete krediyi, verdiler krediyi, esnaf ve sanatkarlar üzerinden, küçük ve orta ölçekli sermaye üzerinden bir yalan imparatorluğu, bir sahte refah imparatorluğu kurdular. Ona herhalde kendileri de inandı. Şimdi işte bunların maliyetlerinin ve bu yalanların neticesinde alınan yanlış ekonomik politikaların maliyetini ödeme noktasına geldik. Mehmet Bey elden geleni yapıyor. Evet. Ama ben onun için üzgünüm. Üzgünüm derken bunu biraz açmanızı rica etmek durumundayım. Üzgünüm çünkü Türkiye'deki şu anda ekonominin yönetimi onun elinde değil. O bir sekreter. O yüzden, anladım. O sanıyor ki bakan. Eskiden de bu görevi bırakmadan önce bakandı. Siyasi bir sorumluluğu vardı, halkta bir karşılığı vardı. Şimdi bir sekreter, yani sarayda herhangi bir sekreter gibi birisi. Bakan, biz alışkanlıktan onlara bakan diyoruz. Yok öyle bir şey.
burada icra makamı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız en son siyasi otorite olarak kararı verir. Dolayısıyla o kararı verirken de ekonominin ikbali değil, siyasetin ikbali, kendi koltuğunun ikbali, AKP iktidarının ikbalidir esas olan. Evet. Hocam çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Özellikle son yaptığınız tespitler de oldukça çarpıcıydı, vurucuydu. Profesör Doktor Öner Günçavdı ve Olcay Aydilek, Halk TV ekonomi yazarı, tekrar teşekkürler yayında olduğunuz için. Sağolunuz. Faiz kararı açıklandı, %40'a çıktı. İlk değerlendirmeyi yaptık. Şimdi...